Öncelikle 10 ilimizde ciddi yıkımlar oldu. Tabii önceki gün depremin merkezi olan Kahramanmaraş ile Hatay ve Adana illerimizi ziyaret ederek oradaki durum tespitlerini yaptık. Dün de Gaziantep, Osmaniye ve Kilis'teydim. Orada yine durum tespitlerini yaparak depremzede kardeşlerimle bir arada olduk. Şimdi Adıyaman'dayız ve buradan da biraz sonra Malatya'ya hareket edeceğiz. Öncelikle Adıyaman'a ve tüm Adıyamanlı kardeşlerime baş sağlığı diliyorum. Yaralılarımıza Rabbim'den acil şifalar temenni ediyorum. Yaşadığımız acıyı tarif etmekte kelimelerin kifayetsiz kaldığını gayet iyi biliyorum. Maalesef son tespitlere göre 10 ilimizde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 18.991'e yükseldi. Kurtarılanların sayısı 75.000 523'e ulaştı. Ayrıca bölgeden 76 binin üzerinde vatandaşımız talepleri üzerine ülkemizin diğer illerine tahliye edilmiştir, gönderilmiştir. Adıyaman'da ise yıkılan 1944 binada 3225 vatandaşımız vefat ederken 12432 vatandaşımız da yaralı olarak kurtarılmıştır. Vefat eden kardeşlerime Rabbim'den rahmet diliyorum. Biliyoruz ki bizim inancımıza göre bu tür afetlerde vefat edenlerin makamı şehadettir, şehitliktir. Depremde hayatını kaybeden tüm kardeşlerimizin yakınları itibariyle söylüyorum. İnşallah bu binaların hepsini bir yıl içerisinde yetiştirmekte kararımız var. Gerek Bakanımıza, gerek ilgili birimlerimize bu konuda gerekli talimatları verdim. Deprem anından itibaren devletimiz tüm kurumları, personeli, teçhizatı, araç gereçleriyle arama kurtarma ve yardım faaliyetleriyle alanda olmuştur. Depremin yıkım etkisi 10 ilimize ve 500 kilometrelik bir alana yayıldığı için işimiz maalesef çok zor oldu. Buna bir de bölgede ilk müdahaleyi ve organizasyonu yapacak kamu görevlilerinin çoğunun ya kendisinin ya ailesinin yıkımlar altında kalması da eklenmiştir. Bölgenin yakın dönemde rastlamadığımız şiddette bir kış yaşıyor olması da bir diğer engel olarak karşımıza çıkmıştır. Yolların bir kısmı depremin yol açtığı yıkıntılar, bir kısmı hava şartları, bir kısmı da dışarıdan gelen ve içeride yoğunlaşan araçlar sebebiyle ciddi bir trafik yüküne maruz kalmıştır. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Milletimizle birlikte devletimizin tüm imkanlarını deprem bölgesine AFAD'ın koordinesinde yönlendirdik. Ülkemizin diğer tüm şehirlerindeki kamu imkanlarını deprem bölgesi için harekete geçirdik. Afet bölgesi ve olağanüstü hal ilanı kararı aldık. Bununla bazı maalesef Kendini bilmezler, soygun yapıyorlar. Marketleri soyuyorlar. İş yerlerine saldırıyorlar. Bazıları da maalesef suistimaller peşinde koşuyorlar. Olağanüstü hal ile devlet bu konudaki yetkileri eline almış ve bundan sonraki süreçte bu suistimalleri yapanlar yakalandığı anda bunlara gerekli olan müeyyideler uygulanacaktır. Tabii bu süreçte bazı eksiklikler, aksaklıklar da yaşanmıştır. Ama devletimiz ve milletimiz tüm imkanlarıyla depremzedelerin imdadına koşmuştur. Örneğin Adıyaman'da ilk andan itibaren Ulaştırma Bakanım Adil Bey burada olmuştur. Ardından daha sonra Kilis'ten Mehmet Muş bakanım da buraya oradaki görevi bittikten sonra gelmiş ve iki bakanımın riyasetinde burada çevre illerden değişik illerden gelen valilerimizle birlikte buradaki çalışmalar yürütülmeye başlanmıştır ve yürüyor. Her zaman önceliğimiz insan olmuştur, can olmuştur. Ve Bizim bunu istismara fırsat vermeyeceğimiz ve bu konudaki samimiyetimiz kimse tarafından Allah'ın izniyle sorgulanamaz. Bunun için ülkemizdeki resmi sivil tüm arama kurtarma ekipleriyle dünyanın dört bir yanından gelen arama kurtarma ekipleriyle bu çalışmalar sürüyor. Şu ana kadar 94 ayrı ülkeden gelen yardım teklifleri çerçevesinde ekipler ülkemize gelmeyi sürdürüyor. Yıkım öylesine büyük bir alanda, öylesine çok binayı etkilemişti ki yaklaşık 30 bini eğitimli arama kurtarma personeli olmak üzere 141 binden fazla kişiyle belki de dünyanın en büyük arama kurtarma ekibini bölgeye toplamamıza rağmen maalesef müdahaleleri arzu ettiğimiz hıza ulaştıramadığımız bir gerçektir. Milletimiz şahittir ki, değerli kardeşlerim, bakanlıkları, belediyeleri ve diğer tüm kurumlarıyla devletimizde hangi görüşten olursa olsun tüm sivil toplum kuruluşlarımızda deprem bölgesi dışındaki vatandaşlarımızın, her biri de dünyanın dört bir yanından dostlarımız ve kardeşlerimiz de deprem zedelerimizin yanında olmak için var gücüyle gayret göstermiştir. Yıkımın nispeten sınırlı kaldığı Şanlıurfa ve Kilis illerimizde arama kurtarma çalışmaları tamamlanmış, enkaz kaldırma çalışmalarına geçilmiştir. Diğer illerimizdeki arama kurtarma çalışmalarını altında insan olan hiçbir bina bırakmayacak kararlılıkla sürdürüyoruz. Şunu özellikle ifade etmek isterim. Bir yıl içerisinde inşallah bu yıkılan binaları yeniden elimizdeki tip projelerle inşa edecek ve sahiplerine teslim edeceğiz. Bu arada onar bin lira vatandaşlarımıza vereceğiz. Bütün bunların yanında çadırlarda kalmayan, kalmak istemeyen vatandaşlarımıza da kira bedelini ödemek suretiyle konutlara geçmelerini sağlayacağız. İster Adıyaman'da gidilebilecek konutlar varsa oralarda kira olarak veya farklı illere geçmek suretiyle farklı illerde de kiralama suretiyle bir yıl itibariyle buralarda benim vatandaşlarım kalabilecek. Bu arada da biz inşallah buradaki konutları inşa etmiş olacağız, yapmış olacağız. Tabii bütün bunlarla deprem bölgesinin her yerinde arı gibi çalışan ekiplerimizin, kamu görevlilerimizin, sivil toplum mensuplarımızın, gönüllülerimizin gayretine Sibes.